Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an ayı Ramazan 4. cüzü sunacağız. Özet halinde Ali İmran suresi ayet 92'deyiz. 92. ayet Rabbimiz Len tenalul bir rahatatun fikum ma tuhibbun. En sevdiğiniz şeylerde infak etmediğiniz müddetçe, yani Allah için vermediğiniz müddetçe, Allah için vazgeçmediğiniz müddetçe asıl bir sahibi yani cennete ulaşamazsınız. Allah için neyi infak ederseniz muhakkak ki Allah onu bilir. Daha sonra Rabbimiz Yakup Aleyhisselam'ın kendi nefsine bazı şeyleri haram kılmasında bizlere haber verir. Sonrasında ise yeryüzünde ilk kurulan evin Bekke'deki diğer ismiyle meşhur ismiyle Mekke'deki Beytül Haram'dır. Orası insanlar için emniyet ve güvenilir bir yerdir. Allah insanlara orayı ziyaret etmeyi ferman buyurmuştur. Devamındaki ayetlerde ise 101. ayet ve keyfe tekfurune ve entum tutla aleykum ayatullah ve fikum rasul. Siz nasıl Allah'a küfreder yani Allah'ı inkar edeceksiniz? Nasıl Allah'ı bilmezlikten, görmezlikten, duymazlıktan gelirsiniz? Halbuki size Allah'ın ayetleri okunup durmakta ve Allah'ın Resulü de içinizdedir. Ve men ya'tesim billahi fekad hudiye ile sırat-ı müstakim. Ve men ya'tesim billahi fekad hudiye ile sırat-ı müstakim. Her kim Allah'a yapışırsa, buradaki Allah'a sımsıkı tutunursa, yapışırsa da ki kastı Allah'ın dinidir. İşte o sırat-ı müstakime hidayet olmuştur. Daha sonra Müslüman olarak ölmenin olmazsa olmaz olduğunu, sonra ise müminlerin Allah'ın ipine sarılıp tefrikaya düşmemeleri ve önceki ehli kitabın başına gelen musibetlerin onların da başına gelmemeleri için birlik olmaları gerektiği. 109. ayette وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْاَرْضِ Göklerin ve yerlerin hükümranlığı, egemenliği Allah'a aittir. İşlerin dönüşü Allah'adır. Daha sonra bu ümmetin insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet olduğunu ve daha sonra ehli kitabın hilelerinde bahseder Rabbimiz bizlere. Devamındaki ayetlerde 116. ayette İnnellezine keferu len tuğniye anhum emvaluhum ve la evladu minallahi şey'e. Muhakkak ki bunda hiç şüphe yoktur. Kafirlerin ne malları ne de oğulları, evlatları onlara bir fayda veremez Allah huzurunda. Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Devamındaki ayetlerde Rabbimiz müminlerde olmayan kimseleri sırdaş edinmememiz yani dost edinmememiz gerektiğini, Müslümanlara ait olan özel sırları onlarla paylaşmamak gerektiğini bizlere ferman buyurur. Daha sonra başımıza bir musibet gelirse bu bizim kendimizde olduğunu bilmemiz. 122. ayet Rabbimiz İz hemmet daifeteni minkum en tefşele vallahu velihuma. Burada Rabbimiz Müslümanların Bedir gazvesinde bahsederek der ki o zaman içinizde iki zümre yani iki taife cesaretsizlik göstermişti. Halbuki Allah onların yardımcısıdır, diyor Rabbimiz. Müminler ancak Allah'a dayanıp tevekkül etmeleri, güvenmeleri gerekiyor. Müminlerin güvenecekleri tek bir zat vardır. Bu da aziz ve celil olan Allah'tır. Devamda Rabbimiz ve lekad nasarakumullah bi bedri ve entum ezille. Andolsun ki Allah siz zayıfken Bedir gazvesinde size yardım etmiştir. Allah'tan sakının ta ki şükredesiniz. Devamında ise Rabbimiz o vakit müminlere 3.000 melekle daha sonra 5.000 melekle yardım ettiğini haber verir. Devamındaki ayetlerde ise Rabbimiz faiz yemenin haram olduğunu, yasak olduğunu bizlere bildirir. 133. ayette de devamla وَالسَّارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rabbinizin mağfiretini isteyin, dileyin.
Yani Rabbinizin mağfiretine koşun ve takva sahipleri için hazırlanmış olan eni yani genişliği göklerle yer olan cennete koşun buyuruyor Rabbimiz. Daha sonra Rabbimiz müminler, Allah'a iman eden kimseler, fuhşiyat, münkerat olan bir iş işledikleri zaman cehaletleri sebebiyle hemen dönüp Rablerine tevbe ederler, istiğfarda bulunurlar. Onlar yanlışlarında bile bile ısrar etmezler. Daha sonra Rabbimiz devamındaki ayetlerde eğer iman eder etmişseniz bilin ki üstün sizsiniz. Bu bir teselli anlamında değil. Gerçekten Allah'ın emrettiği şekilde kulluk etmeye çalışan kimselerin Allah'ın hem bu dünyada hem de ahirette yardımı hem de ahirette yardımı vardır. Bu kaçınılmazdır. Ama kulluk şartlarına riayet edildiği müddetçe, kulluk yaptığını zannedip de kendi hevasına veya işte kendi istek ve arzuları doğrultusunda yaşayan fertler ve toplumlar elbette ki Allah'ın yardımında uzaktırlar. Bunu iyi idrak etmek gerekiyor. 141. ayet-i Rabbimiz وَلِيُمَهِ صَلَّهُ لَنْ يَعْمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Bir de Allah müminleri temizlemesi, kafirleri de helak etmesi içindir bütün bunlar. Daha sonra devamındaki ayetlere Rabbimiz Resulullah da Allah'ın elçisi olduğunu, bir beşer olduğunu, bir insan olduğunu, eğer o ölürse sizler tekrar ökçelerinizin üzerine geri mi döneceksiniz diye bize hatırlatmalarda bulunur. Her kim ökçeleri üzerine dönerse sadece kendisine zarar vermiştir. Kim de Resulullah'ın getirmiş olduğu yolda devam ederse Allah onu yapmış olduklarına karşılık ziyadesiyle ihsanda bulunacaktır. Devamında Allah'ın izni olmadan hiçbir nefsin ölmesi mümkün değildir. Herkesin mutlaka eceli bir yazıyla kayıt altındadır. Yani kitabe müeccel ediyor ayet-i kerimede. Yani bir kitapla kayıtlıdır. Daha sonra önceki nebi ve rasullerin Allah yolunda savaşırken ve başlarına gelen musibetlerine aldırış etmeden Allah yolunda ilerlediklerini bize ferman buyurur. 149. ayette Rabbimiz Ya eyyühellezine amenu in tutivillezine keferu yeruddukum ala akabikum fetenkalibu hasirun. Ey iman edenler, eğer kafirlere uyacak olursanız, yani itaat edecek olursanız sizi ökçelerinizin üstüne döndürürler ve husrana uğrayanlardan olursunuz diyor Rabbimiz. Devamında Allah kafirlerin ve müşriklerin kalbine korku salacağını ve onların Allah hakkında hiçbir delil indirmediği halde batıl bir din icat etmelerini haber verir. Devamında Rabbimiz müminlere vaadinin gerçek olduğunu ama müminler buna riayet ederlerse. Daha sonra 154. ayette Rabbimiz ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَانَةً نُعَاسَ يَغْشَ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَذُنُنَّ بِاللّٰهِ غَيْرِ الْحَقِّ ذَنَّ الْجَاهِلِيَّ. Sonra o kederin yani üzüntünün ardında üzerinize bir emniyet, bir nuas yani uyku indirdi ki içinize bir grup örtünüp bürüyordu o uyku. Bir grup da canları sevdasına yani ne olacak, halimiz ne olacak, ölecek miyiz, kalacak mıyız bu duruma düşmüşlerdi. Ve Allah hakkında cahiliye zanında bulunuyorlardı. Allah hakkında cahiliye zanı besliyorlardı. Ve işte bize bir şey var mıdır? Bu Allah uğrunda savaşma ve Allah için işte malımızda, mülkümüzde vazgeçtik, yerimizi, yurdumuzu terk ettik. Ne olacak bu işin sonucu diye tereddüt içerisindeydiler. Netice itibariyle bunların hepsi Allah katında gerilen durumlardır. Yeryüzünde Allah'a iman eden kimselerin Mevlası Allah'tır. Allah onlara neyi emretmişse, bunu yaptıkları takdirde, şartlara riayet ettikleri takdirde bunun mükafatı Allah'a aittir. Devamında ayetlerde 158. ayet Rabbimiz وَلَيْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَا اِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ. Siz ölürseniz veya öldürülürseniz mutlaka Allah'ın huzuruna toplanacaksınız. Devamında
Febima rahmeti minallahi linte lehum. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Çünkü onlar savaş esnasında olmaması gereken işlere tevessül ettiler. Velev kunte fedden galidan kalbi len faddu min havlik. Eğer sen onlara katı kalpli, böyle öfkeli bir şekilde, gazaplı bir şekilde davranmış olsaydın, onlar senin etrafında dağılır giderlerdi. Fa'fu anhum, onlara affet. Ve estağfir lehum, onları mağfiret dile onlar için. Ve şavirun fil emri, işler hususunda onlara danış. Feyda azemte fetevekel alallah. Bir işe azmettiğin zaman Allah'a tevekkül et. İnnallâhe yuhbil mütevekkilin. Muhakkak ki Allah kendisine tevekkül eden kimseleri sever. Devamında Allah eğer size yardım ederse iman edenlere kim size galip gelebilir? Bu kadar net. Allah size yardım ederse kim size galip gelebilir? Daha sonra Nebi ve Rasullerin dünya ve ahirette kesinlikle şanlarına yakışmayacak olan işlerde uzak olduklarını bize bildirir Rabbimiz. Daha sonra 166. ayette ve ma esabekum yevme telqal cem'ani febi iznillahi ve liye'lemel müminin. İki ordunun, yani müminlerle müşrik ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen bela veya işte sizin için musibet zannettiniz Allah'ın emriyleydi ve Allah müminleri ayırt etmesi içindi bunu. Allah müminlerle münafıkları birbirinden ayırt etmek için bunu yaptı. Neticede münafıklar her zamanki gibi, dediğimiz gibi olmayacak olan şüpheler üretiyor ve şeyler söylüyorlardı. Daha sonra Rabbimiz Allah yolunda ölen kimselere ölüler demeyin. Onlar Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Daha sonra 174. ayette Rabbimiz فَاَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُمْ سُوءٌ وَاتَّبَى رِضْوَانَ اللّٰهِ. Sonra da kendilerine hiçbir zarara dokunmaksızın Allah'tan bir nimet ve fazl ile döndüler. Allah'ın rızasına uymuş oldular. Allah gerçekten büyük lütuf ve fazilet sahibidir. Daha sonra şeytan ne yapar? İnsanlardaki olan dostlarıyla iman edenleri korkutmaya çalışır. İman edenler Allah'a iman ediyorlarsa, müminlerse sadece Allah'ta korkmaları gerekir. Daha sonra Rabbimiz devamdaki ayetlerde Allah yolunda infak etmenin ve etmemenin musibetlerini bize haber vererek ne yapar? Bizleri uyarır. Daha sonra 181. ayette لَقَدْ سَمَى اللّٰهُ قَوْلَلَنَا قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَقِرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا. Elbette ki Allah muhakkak fakirdir. Biz de zenginiz diyen kimselerin sözlerini işitti. Onların o sözleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini elbette ki yazacağız. وَذُوا وَنَقُولُ لُقَ عَذَابَ الْحَرِيقِ. Ve o yakıcı azabı tadın diyeceğiz. Bu Yahudilerin belaları ve bu anlamdaki hileleri. Daha sonra Rabbimiz Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a eğer seni yalanlayacak olurlarsa senden öncekiler de yalanlanmıştır der. Daha sonra devamdaki ayetlerde Rabbimiz iman eden kullarına şunu hatırlatır. Siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihana tabi tutulacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olan kimselerle putperest, müşrik olan kimseler tarafında birçok eziyetlere maruz kalacaksınız. Bunun örneklerini eğer sabreder ve sakınırsanız işte bunlar azmetmeye değer işlerdendir buyur Rabbimiz. Devamında alemlere Rab olan Allah kendilerine 187. ayette ve izâ khadallahu mithâqallâne ûtul kitâbe letubeyyününe linnâsi ve lâ tektumûneha. Allah kendisine kitap vermiş olduğu kimselerde Allah'ın mutlaka kitabını insanlara beyan edeceklerini, emirleri ve nehirleri neyse bunlara harfiyen açıklayacaklarına dair onlarda söz almış ve bunu gizlemeyeceklerine dair onlarda ahit almıştır. Peki fenebedehu vera duhurim ve işterevi semenen kalile. Onlar ne yaptılar? Onlar o kitabı sırtlarının arkasına attılar ve o kitabın hükümlerini gizleyip veya insanlara razı olacak şekilde ne yaptılar? Küçük değerlere, küçük paralara sattılar.
febi'se ma yeşterun. Ne kötü bir alışveriş yapıyorlar. Ne kötü bir satın alma yapıyorlar diyor Rabbimiz. Daha sonra derin düşünen kimselerin vasıflarında Rabbimiz haber vererek bize bunların kimler olduğunu haber verir. Daha sonra 195. ayette فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّمْ اَنِّي لَا اُذِيُوا عَمَلًا مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى. Nihayet Rableri onların dualarına, yani ulul elbab olan kimselerin dualarına icabet ederek içinize gerek erkek gerek kadın olsun, itaat eden ecrini elbette zayi etmeyeceğim. Elbette karşını vereceğim. Kimi siz birbirinizdesiniz. Şimdi hicret edilen yurtlarına çıkarılanların, benim yolumda eziyet görenlerin, savaşıp da öldürülenlerin elbette ki ne yapacağım? Onları altlarında ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Onların mükafatı Allah katındadır diyor Rabbimiz ve neticede Âl-i İmrân suresi burada nihayete eriyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.